Nişantaşı Çağla Caboğlu Galeri'ye geldik. Gelmemizin nedeni ise eserlerini görsel bir ajanda olarak tanımlayan sanatçı Mehmet Sinan Kuran'ın Hiporsis ismindeki ikinci kişisel sergisi hakkında kısa bir söyleşi gerçekleştirmek. Minyatür sanatçısı, çağdaş minyatür sanatçısı çok hoşuma gidiyor. Evet. Çağla'nın bana kattığı değerlerden biri. Çok sevdiğim bir küratör Fırat Arapoğlu tarafından ilk defa söylendi. Çok da hoşuma gitti. Minyatürü çok severim. Çok evet. Renkli bulurum. Yüzey resmi diye tanımlıyordum yüzey ben resmi. Aslında. Çünkü perspektif yok. Perspektif kaygısı da yok zaten. Merkezden evet. Çıkan figürlerle alakalı. Benim o gün ne düşündüysem, ben resme otururken, kağıdın başına otururken belli bir plan yapmıyorum. Zaten belli evet. bir plan yaparak böyle bir resim yapmak herhalde kesinlikle zor. Kesinlikle çok zor olur. O anda aklımdan ne geçiyorsa, akşam almam gereken ilaç olabilir, akşam sevgilime söyleyeceğim herhangi bir söz hatırlatma olabilir. Ya da seyahatten yeni gelmişimdir, seyahatte beni etkileyen bir obje olabilir. Onları kağıda geçiriyorum ve ben de izliyorum, ben de sıkılmıyorum. Bana diyorlar ki bu çok uzun sürüyor, işte sıkılmıyor musun? Hayır sıkılmıyorum evet. Çünkü merak içinde izliyorum. Bu ilk daire ay, bu da, resim. Bu, çok bu güzel enteresan, bugüne yani. Kadar olan resimler hep kare ya da dikdörtgendi. Evet, bu, dantel gibi bir örülmüş gibi duruyor. Mesela burada merkez var. Burada zaten buradan başlamak zorundayım. Ve yavaş yavaş genel olarak hayatımın merkezi. Bu hanımefendi. Hanımefendi. Öyle çok güzel vermişsiniz. Bir süre sonra baktığınızda hiç buna yabancılaştığınız ya da işte böyle yeni bir anlam yüklediğiniz oluyor mu? Yabancılaşmıyorum. Özlüyorum ve çok zevk alıyorum. Hayatta en çok kendi resimlerime bakarken zevk alıyorum. Ne kadar güzel. Çünkü bir şey. Biliyorum her şeyini biliyorum yani ve en ufak bir çizginin ne anlama geldiğini, bunun neden sivri olduğunu, bunun neden karanlık olduğunu, bunların ne olduğunu, yerden çıkan şeylerin turp olduğunu biliyorum. O turba gelen kuşun neden geldiğini biliyorum. Dolayısıyla eğleniyorum. Hiç unutmadığım için çok ciddi şey bir hafızam var, kuvvetli bir hafızam var. 20 sene önce yaptığım resimde de en ufak detayların her öyle şeyi mi? Hatırlıyorum. Peki o zaman biraz da şuradaki büyük ve gerçekten çok etkileyici olan... Bunlar yeni, şey. Bunlar bu boylar Çağla dedi aslında niye kendini biraz şey bırakmıyorsun dedi, serbest bırakmıyorsun dedi. Çok küçük çalışmak evet. belki işin doğasına çok uygun. Küçük bir dünyaya hakim olmak ama ben de merak ediyordum büyürse ne olur kalitesinden. Bir ödün verir mi diye vermiyor. Evet. Yani şimdi öyle bir hisse geldim ki ben normalde bunu kilometrelerce çizebilirim. Peki bunlar sadece siyah beyaz. Bunun bir özelliği var mı? Siyah beyaz evet. Siyah beyaz normalde bana göre yani herhangi bir gönderme vesaire falan kaygım yok ama aha. kesin. Yani ha. siyah ya da beyaz. Arada renkler yok. Çünkü renk girdiği zaman işin içine biraz şey de değişiyor olayın. Gidişatı değişiyor. Renklere göre algılamalar farklılaşıyor. Ama siyah beyazda çok net bir durum var. Evet, çok değil net mi? Gerçekten. Fon yapmayı da çok sevdim. Normalde fonu koyu renkler kullanarak evet. yapıyorum. Burada bu nokta noktalar evet. vesaireler falan bir şey de katıyor. Evet. Resme derinlik kesinlikle. Ve farklılık kesinlikle. Da katıyor, renk katıyor bence. Evet, şimdi de gerçekten çok başarılı bulunan ve serginin ilk açılış gecesi de çok ilgi çeken Lightbox'ın önündeyiz. Bunun öncelikle biraz tekniğinden bahsedebilir miyiz? Bu çok kolay gibi görülüyor ama aslında evet. değil. Çünkü içindeki ampulü önemli. İçinde çok kaliteli minik ledler var. Işığı belli bir noktada yoğunlaştırmıyor, dağıtıyor. Evet. Bunda oynayabiliyorsunuz, ayarlarını kendiniz yapabiliyorsunuz. Çok açabiliyorsunuz, az açabiliyorsunuz. Dolayısıyla yeni denedik bunu ve çok şey oldu, evet. çok beğenildi. Bütün edisyonları satıldı. Etkisi de çok güzel, ne güzel. Bundan sonraki sergide farklı olarak kafamda uzun zamandır olan şey interaktif resimler. Ve insanla, izleyiciyle iletişime geçebilecek resimler. Nasıl yapabileceğim hakkında ufak tefek şeylerim var fakat bunu geliştirmeye çalışıyorum. Öyle mi? Evet. Yanına gelen izleyiciye nasihat veren, onunla konuşan bir resim. Ay, çok güzel. O zaman biz de merakla bekliyoruz. Serginiz 15 Kasım'a kadar açık. 15 Kasım'a kadar. Zaten sonra da zaten Contemporary başlıyor. Böyle evet. bir devamlılığı da olacak. Orada da görmeye gelebilirler. Çağla Caboğlu'nun fuardaki bölümünde. Biz de o zaman merakla
izlemeye devam edeceğiz sizi. Ayrıca keşke bunları biraz tekstil üzerinde de görebilsek. Biz bunları üzerimize taşımayı çok isterdik. Belki bir gün öyle bir şansımız da olur. Olabilir, neden olmasın? Böyle bir şey olur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.